I'm hearing you. Evet sevgili futbol severler. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Beşiktaş maçına çok sert bir giriş yapıyorsun ya. Nasıl? Beşiktaş maçında bir sert giriş yapmışsın, yeminim yerimden irkildim. Daha sonra gülmüşüm ama öyle bir giriş yapar mısın lütfen? Herkese selamlar değerli. Trabzonspor değil, Galatasarayspor, Trabzonspor değil. Galatasarayspor. Burayı koy, burayı kes. Galatasaray Trabzonspor maçının tepkisiyle sizlerleyiz. Maç başladı. Bütün yorumlarımızı skor tahminimizle yaptık. Evet. Skor tahminimizi maç önündeki canlı yayınımızda yaptık sevgili dostlar. Bir. Onu izleseydiniz. Yani söyleyelim. Söyleyelim. Zorunda mıyım? Ben 1-1 diyorum. Zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz. 1-1 Trabzon yenilmez diyorum ben. Sen 2-1 3-2 Trabzon olur diyordun değil mi? 3-2 dedim de. Ne? Dilimle varmıyor. 3-2 Trabzon ya. Dedin. Tamam. 3-1 Galatasaray arkadaşlar. Hadi bakalım Hodri meydan. Hadi bakalım. Hadi bakalım yani. Olacak iş değil ya. Galatasaray yani maç önünde de öyle bir değerlendirme yaptılar ki Galatasaray hiç şampiyon olmamış. Hiç Icardi falan filan yok anasını satayım. İlk hafta 2 puanı kaybetmişsiniz. Şimdi şurada bir de Trabzon'a kaybetmeyiz. Kaybetseniz Trabzon şampiyon olmaz. İyiyiz de. Bak bu pozisyonu izle bu pozisyonu bak. Pendik maçından sonra kafadan 5 puan önündeyiz. Yürü. Yürü. Yürü aslanım. Geçersin onu. Trezeguet'e bak. Trezeguet'e bak. Çok hızlı attı be. Güzel. Nelson var lan orada. Bravo bravo. İyi başladık. Güzel başladık maçı. Ya bırak. Allah Allah ya. İyi başladık bravo. 3-1 net alacak. 2-0 mı desem ya? Dedin geçti o iş ya, bitti. Orada 3-1 dedim. Ben 3-1 dedim. Orada ayrı burada ayrı olmaz o işler. Yani orada söyledim ben de 3-2'ye dönmüyorum yani Trabzon. Şu golü ilk önce bir yazın isterseniz dakika 6. Hangisini? Dakika 6'da olacak olanı. Of. Ama dakika 6'da olacak olur dedim. Evet abi bu değil ya. Demek ya. Tamam boşuna heyecanlandık. Abi elini atar. Out gibi. Icardi'den mi sekmiş? Yok. Yo corner. Corner. Al işte. Dakika 4. Hakem direkt başladı. Yok. Bir de Galatasaray kullanacak Islıklar. Deniyor. Islıklar. Bir de Galatasaray kullanacak sizin dendi. Sizin için bir corner tam kullanma ya, sayılmaz. Boş ver. Penaltıdan. Kırmızı kartlardan. Yani şimdi böyle ne oldu gol olacaktı? Yok touch'la olacak. Kollanma. Ben de şöyle defans oyuncuların yazdır Allah vurmasına uyuz oluyorum. Oğlum evet. Çevir içeri ya. Yarınlar yokmuşçasına uzaklaştırmak isteyen. Oğlum bir futbol yani böyle defans oyuncusu, bir futbol diyorum, bir defans oyuncusu sürekli böyle taca atmak üzerine, dağa taşa vurmak üzerine bir taktik belirleyebilir mi kendine ya? Ben stoper olsam ben de öyle oynayayım. Bam! Benden gitsin de. Ben Guardiola'ya hak veriyorum ya. Topa, vallahi ki topa çıktım topa bulamıyor muyum? Artık ya topa ya adama. Gir. Al işte, Türk futbolu senin gibiler yüzünden böyle ya. Ya bir kere yerimi kaybetmişim orada. Lugano. Of. Offside. Offside. Belli olmaz ya. Yok aslında ama çok kaldırdı. Ya bu da ne abi biz... Oo oynattı. Oynattı. Vay be. Utandırdınız bizi be. Oğlum, çok of, iyi, çok ona. İyi. Abdülkirin. Çok iyi. Aldı Trezeguet. S**t be. Ah. Maxi yok mu ya Maxi? Var. Niye Maxi? İkinci yarı alacak tır. Ne geçti be Abdülkerim. Evet. Gol atar mı? Abdülkerim'in golü var ya. Abdülkerim gol kralı ya. Vay Galatasaray'da en kritik adam Kerem zaten şu an. Evet. Hepsi hikaye. O olay burada. Müthiş pas. Vay. Icardi kontrol edemedi. Evet. Ederdi ya bir yakalasın. Aynen. Da. Güzel maç şimdi bugüne kadarki ilk yarıların hepsinden. Aynen. Çok iyi. Tempolu başladı maç Sergio. Telenor'da sert girmeyin oğlum. Halı saha kuralı vardır ya. Telenor'da sert girmeyin ya. Sakin. Lazımsınız bize. Sezon başlangıcı daha. Yemek de yemeden çıktık midem bulundu. Gerçekten ya. Aa, doğru söylüyorsun. Al benden de o kadar. Kola mı o? Yayından yayına koşuyoruz ya. Açız aç. Her maçta şurada bir pizzamız olsa. Yani kötü. Evet. Lütfen Domino's. Lütfen Little Caesars Chicago Bulls. Neyi o? Papa John's. Papa John's. Yani olmasın mı ya bizim de bir yemek sponsorumuz? Pizza Fabrik. Pizza. Pizza pizza. Olur. Kırmızı kart. Ya ne kırmızısı ya. Hiçbir şey yok. Yok şaka yapayım şaka. Ya ne kırmızısı ya. Sizi biraz galeyene getirmişsiniz. Ya evet resmen. Hangi takım gole daha yakın şu anda? Vallahi, İkisi de yakın ya. İkisi de yakın. Her ikisi de gol atabilir her an. Ama Trabzon'un biraz daha net pozisyonu var gibi geldi bana. Evet. Biraz sadece kovalıyor o arada. Kovalıyor canım. Filan yani. Bak Kerem hep tehlike. Aynen. Onlardan geldi. Offside yok. At şu depar artık ya. Nasıl lan?
Adamlardan gelmedi mi? Yeni kural mı? Ya kurallar değişmiş bir şey olmuş arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey anlamadık ya. Yok ki offside. Niye offside? Offside yok. Yani ne oldu şimdi o zaman? Offside der, offside değil. Korner değil der, korner. Galatasaray'ın atakları böyle böyle kesiliyor mu hocam yani şimdi? Evet, kalabalık bir şekildeler ya. Biraz boşaltın çocuklar oraları. Topu tenhaya taşıyın evladım. Oynuyor oğlum. Gel ila. Allah. Ah be. Bizde. Çık kontra. Barış yapma. Üf. Of. Üf. Of. Ah be, yetişemedim. Ama adam yani direkt taca ya, hiç mevzuya girmiyor. Tekte ne top abi o be Mertens be. Ayağın raket mi mübarek? Ne oldu, giydirecektin bana yayında. Maç önü falan yaptık galiba. Yo, ne için? İşte mevzu bahiste. Ha, o mevzu bahis programında olur. Programda olan programda kalır. Gelecek tamam. Program konuşurum onu. Tamam peki. Ben profesyonel bir yayıncıyım yani. Doğru söylüyorsun yani. Tamam. Tamam. Ama gelecek programda ağzına sıçacağım bunu. Tezeke'de top oynuyor ya. Yok, bozokmuş o ya. Oliveira var ya. Oliveira faul yok bu arada orada. Bakacağız. Nasıl yok? Faulün daniskası varmış. Adamın ayağına direkt çakmış. Evet, çakmış. Topa da vuruyor bu arada da. Topla karışık diyorlar ya. Karışık. Zaten topu vurması sarı kart o giriş. Yani uçarak giriyor baba. Ayıp denen bir şey var değil mi ya? Mazhar Fatih Özkan'ın biliyorsun bir şarkısı vardır öyle. Uçarak uçarak gel, gel bana gel. Güzel şarkı Allah değil mi? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Özkan abimiz. Koşarak koşarak değil miydi o ya? Bir yani isteyen istediği gibi. Bu da evet yürü, diyor. Hemen yürü, evet. Yürü, yani biri bir şey söylesin hemen evet. Onaycı başı burada. Ay kardeşim, bu sana kalmış. Koşarak değil mi o? Sen istersen koşarak gelirsin. Söyleyince istersen yanlış olduğunu hissettim de. Uçarak gelirsin, istersen yürüyerek. Koşarak tabii. Yürüyerek. Ama ne yürüyerek istersen oluyor mu? Yürüyerek yürüyerek gel bana. Oluyor mu? İşte o yüzden de bisiklet, uçarak bisiklet ya da koşarak elemişler. Yani gülerek, iki tane şey var. Gülerek gel bana gel. Oğlum senin sesin de Masar gibi ha. Boru gibi değil mi? Yoktan Masar'ın sesi boru mu yani? Sen Masar olan sonu boru sesi mi demek istiyorsun? Efsane Türk rock grubuna sen ne demek istiyorsun? Gol geldi mi şu anda yani? Hiçbir şey gelmedi, devam. Of. Penaltı kırmızı kart. Tamam öldü. 15 dakika öldü tamam artık. 3 tane offside var burada, izleyin. 3 tane offside var da Galatasaray var. Bak bilmem ne yap. Bittik yine. İşte bir şey yok ya. Var gibi ya. Var oğlum lan. Trezeguet varsa vardır ha. O dirsek ya mi? Ya abi hiçbir şey yok. Bir şey yok be. Ne diyorsun? Abi. Adamım yok abi. Ya öldü. Bir şey yok orada be. Ona penaltı vermek çok ağır bir karar olur ya. Ya abi. Üf, biraz da çakıyor şimdi ya. Yani bu dirsek var abi ya. Biraz da çakıyor yani. Bence penaltı çıkmaz. Oğlum adamın dili kopmuş ya orada. Saşa'nın şu anda konuşamıyor belki Saşa. Lan dirseği çarpıyor da çenesi. Lan oğlum adam yani pozisyon gereği elini böyle yaparken evet. Yani omzuna gelsin çenesi. O da orada izliyor böyle. İzletiyor, koşarak fırlıyor. Ne fırlıyor? Ya bir de izleyip koşuyor ya. Tutuştu. Niye tutuştu biliyor musun? Şundan dolayı. Bu hafta da puan kaybederse Okan Hoca sorgulanmaya başlayacak çünkü. Daha Şampiyonlar Ligi geliyor. Ya getirdik kadro falan filan. Ya. İki maçtır da böyle çekiyoruz, puan kaybediyoruz. Hoca hayırdır diyecekler. Yakalayamaz. Ben Okan'ın yerinde olsam balıklamaya sahaya dalmıştım. Balıklamayı. 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 Bakıyorum da yayın fobinin üzerinden attın, iyice götüm kalktı. Öf öf öf. Geldik. Öf, geldik öf. Abi. Geldi. At araya. Gol oldu mu? Icardi. Icardi! 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 Hata çok kötü, hata müthiş bitiriş be. Evet. Adama bırakırsan bu atar acı. Bir kere mi topa değdi herhalde? Bir kere galiba. Tek tuş, tek vuruş. Aşkın neydi? Tarkan'ın son vuruşu. Tarkan'ın son vuruşu. Tarkan'ın son vuruşu. Icardi'nin ilk dokunuşu. İlk dokunuşu abi. Müthiş. Offside yok. Offside yok abi. Tertemiz gol. Müthiş bitiricilik be. Abi Icardi kolay olunmuyor be. Ya abi daha pas gelince gol dedik değil mi? Net. De yani Bakasetas neler yaptın abi? Kerem mi? Kerem. Abi bitiriş müthiş. Evet. Of. Bir Abu Bakar. Bir Icardi yani şu an. Beşiktaş niye soktu sana be? Gel bir sarayım, aşkın olayım yani. Güzel gol. Çok saçma sapan yenilmiş bir gol. Evet. Yani evet, evet. Ha iki. Bu baskı, ah. Acayip bir baskı vardı yani. Evet, evet. Ama Bakasetas yani ne yapacaksın abi? Ne yapıyor orada? Altı kişiyi geçeceğim de gideceksin orada ara pası atacaksın. Ha vur gitsin ya. Zor. İşte orada dandum vuran bir stoper olacaktı ki daha taşı atıp olayı çözecekti işte. Galatasaray out kullanıyordu şu anda. Terse çok iyi gördün be Barış. Korner. Bitti. İşte işte. Galatasaray aldı abiciğim. İşte işte. Geçmiş olsun. Trabzon erken cevap verebilirse kurtarır. Yok offside offside. Yok. Yok. Buna mı bakıyoruz be? Gel son vuruşu bir daha görelim. Icardi.
Torreira'nın yalnız nasıl? Ya, sen orada, orada çalıma girersen kaptırırsın kardeşim bu. Abi ya, abi sol vurdu var ya, ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Defans oyuncusuna ve diğer oyunculara, orta saha oyuncularına gösterecek derslik nitelikte bir durum bu. Yani bak eğer böyle yaparsan az kaldı oluyoruz lan. Böyle yaparsan tak diye yersin böyle takıma. Ve yani top açılıyor. Yani, Kerem tek dokunuş, Icardi tek dokunuş. Sen geliyorsun. Abi yediğin gole bak. İlk bölgede geliyorsun, çalıma girmeye çalışıyorsun. Ulan Torreira kesti yani. Yani o da orada yani. Torreira kesiyor. Kerem asist yapıyor. Icardi tamamlıyor abi. 2-0. Orada. Tık tık bir anda ya. Orada bu şeyi yapma yani. Sonra penaltı var bu arada. Çalmadı hakem. Çalması lazım. Bir dakika diye bekliyor. Penaltı var. Bir dakika diyor. Penaltı var çünkü ben gördüm. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum çocuklar. Yokmuş. Devam. Nasıl penaltıymış lan bu? Ben biraz da... Yok yok. Yok be. Abi adama bu kadar durduysan Nelson'a ver o zaman sarıyı. Attı diye. Niye ya? Allah Allah. Kendini yere atmış o zaman. E var bakmasın mı ya? Ne vardı ki onu öyle atıyorsun? Bu iyiydi. Yapıyorsun bu işi ya. Abi boşum yok. Keyifliyim ya. Bir de ya. Ya boşum. Tabii. Keyifliyim abi. Icardi'miz 60 golü. Evet, su molası bitti. Bizim de ihtiyaç molamız bitti. Şimdi yayındayız tekrar. Dakika 30 oldu sevgili dostlar. Galatasaray Icardi ile golü buldu. Golü buldu muhteşem oğlum, bir şekilde. Oha! O ne lan? Ya bu ile de Saşa'da didişmek zor şimdi ya. Zor. Ya bu yaşta zor. İçinden geçerdi. Premier Lig'den gelmiş adam şimdi. Gayet tabii. Trezeguet bence çok iyi oyuncu. Galatasaray almaya çalıştı. Oyuncuydu. Alamadı falan filan. Oyuncuydu evet. Daha bir tane video var. Gördünüz mü? Nasıl? Bellingham'ın arkasından çekiyor. Kroos bir tane ara pası atıyor. Yok görmedim. Vinicius'a. Daha böyle arka çekimde arkadan böyle uzunca yerden sallıyor böyle önüne. Daha böyle pas atıyor. Bellingham alkışlamaya başlıyor. Top da gidiyor gol oluyor. Yani güzel güzel bir instant tabii. Topu kim atıyor? Kroos. Kim atıyor? Vinicius'a. Bellingham denen yavşak ne bok yiyor sıra orada. Alkışlıyor oğlum pası. Alkışlıyor adamın takımı. İyi ben de futbolcu olarak çıkayım alkışlayayım sahanın içerisinde. Ya abi şimdi Kroos'un, Kroos ne abi Kroos'un alkışlar. Sağda geçsin anca Bellingham. Başka bir şey yok. Olur mu ya Bellingham? Arda mı oynasın? Arda oynasın. Arda oynasın ya. Bağlayayım dedim Bellingham'ı atarlar. İyi bağladın. Ya şimdi bir şey fark ettim. Geçen de bir yerde de okumuştum. Devam. Bellingham bütün takımı takip ediyor. Arda'yı etmiyor ya bu. Ne kıskançlıktır ya bu Bellingham. Kulis mi yapıyor ya acaba? Hey Bellingham sen kimsin? Oğlum bu ne havaya zıplı. Aa onu da oynatsana. Ulan onu da oynatsana. Önüne gidiyor. Adamın önünde kaldı. Bırak işte gitsin. Bence de. E onu oynattın. Bunu da oynatsana ya. Ulan. Bence de oynanırdı. Yani bak, hakemler durdurma üzerine programlanmış adeta. O şimdi geri oturuyor. Elle touchdown. Ya şu boşa atıyor. Giden vakte bak ya. Kullanacak. Evet hadi bakalım. Ya biz burada heyecanlıyız değil mi? Bozma ya bizi. Bir maçı alevlendir ya hakem. Bak ver. Al o yattı şimdi. Ver abi. Ya, durun bekleyin. Dur. Ya böyle futbol olmaz olsun ya. Şuraya ya. Bak ya. Kaç dakika oynandı ya. Premier Lig maçı mı izlesek ya ben? Vallahi billahi yani gerçekten diziler gibiyiz ha. Değil mi diziler de ha? Bitmiyor. Bitmez yani böyle 2,5 saat sürer ya harbiden de artık dizi gibiyiz yani. Bir maç 3 saat sürüyor. Arkanız çok açık ha. Evet biraz şu açık. Şu an ligin başı kimse yapamıyor bu işleri ama sizi Şampiyonlar Ligi'nde çarpacaklar bak. Olur. Hala Ziyech alıyorsunuz. Orta saha stoper çizim. Vallahi hocam. Lazım. 6-8. 6-8 her türlü gelecek ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu tarz Sergio Oliveira değil yani bizim. Galatasaray önlem almazsa mesela örnek veriyorum Beşiktaş maçında Abubakar ve Muleka deler oraları yani. Fenerbahçe'de hele Tadic Maciç atar öyle şeyleri hani o defansın arkasına kolayca çıkartır. Çok, evet. Çok bela olur oynayınca yani. Oynayınca da oynuyorlar ha. Trezeguet de fena değil yani. Fena. Oynuyor Trabzon ya. Oynuyor. Lacazette'as işte. 3 dakika kaldırıldı. Maç önü yayında da yani Icardi gol atar falan muhabbeti dedim. Bayağı geçmişti. Dedim abi. Ben dedim. Kerem'in asisti var dedim. Evet. Lütfen yani. Dediğimiz dedim yani neyse de oldu. Evet. Ben de yedim şimdi Icardi. Top patladı. Top patladı ya. Top patladı. Yemeklerimizi yiyelim. Pizzalarımız geldi. Top patladığına göre artık. İlahi yemin ediyorum. Top değiştirildi hocam. Çık! Çık! Allah'ım ödeyeceğim. İlk yarı bitti. İkinci yarı görüşmek üzere. Lay 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 lay. Saldırı Galatasaray. Sevgili dostlar, Galatasaray Trabzonspor karşılaşması ikinci yarısı başladı. Ve hızlı başladı. İkinci yarı başladı. İkinci yarıdan Frank Bey nerede? Frank Bey'in de işi zor biraz ha. Nereye gitti o? Hemen şurada.
Evet. İkinci yarı başladı. Haydi bakalım. Siz de abone olun ve beğenmeyi unutmayın. İkinci yarıda. Fırat Amayınca ortam ne kadar rahat oldu. Görüyor musun böyle geniş? Yayılıyorsun böyle. Yayılıyorsun ya. İstediğimiz gibi hamın. Bak. Hocam kart. Ayaklarımı da uzattım. Neredesin Fırat? Haydi Fırat. Ne yapıyorlar oğlum? Sixpack'lerine dokunuyorlar adamların. Fırat kaçırdı. Fırat sixpack'ler. Ne sixpack'ler var be Bert? Sixpack'ler. Altışar alıyor. Ya bu Trabzon savunması bir ikramda daha bulunacak gibi geliyor bana ya. Sanki geliyor bir gol daha. Aa, sanırım Fırat Beyler de geliyor artık evet. Aramıza. Gelirim ya ben de. Gel oğlum. Aha gol geliyor çabuk gol gel. Gol geliyor çabuk gel. Çabuk gel Fırat. Allah kahretmesin. Gelme Fırat gelme. Şu anda Trezeguet oyundan çıktı. Bir şey var. Kaburgasında mı bir şey var acaba? Evet. Belinde bir sıkıntı var galiba ya. Belinde aynen. Bakan bu ısınıyor. Zaha'nın ağrıları vardı. Maç kadrosunda mı acaba lan? Hangi ağrıları? Yan ağrıları. Yani evet, Trezeguet'in gitmesi ilk yarı iyiydi yani. Boyu iyi tutuyordu, evet. Getirmiyordu en azından. Boyu şimdi bindiriyor öne yani. Trezeguet kötü oldu Trabzonspor açısından. Evet. Yine söyleyeyim, sakatlıktan da çok da bir yandan çekiyorlardı ya aslında yani. Evet. Yani Orsic. Yeni transfer yani, alındı. Yunanlısı falan oynamış bir adam. Arkayı gerçekten de özgür bir şekilde bırakıyoruz. Evet, çok yükleniyor. Ya öndesin zaten, onu sana atmaya ihtiyacı var. Biraz taktik değiştirmen gerekiyor mu bilmiyorum ama bence gerekiyor yani. Burada yemiyor da. Ya abi yok. Yok ki işte 6 lazım, 8 lazım. Aynen. Bunlara daha ziyek boğuluyorlar yani. Hangi biri oynayacak acaba bu arada? Kimi oynatacak, kimi... Bekletecek. Tabii yani kenarda yıldız oturacak yani. Bu net. Of! Aman korner! Değil mi of mu? Korner oldu da bir de dinleyeyim. Dinliyorum diyor. Ha. Sana başladı. Mertens'in pozisyonu var galiba. Penaltı. Şey yok. Penaltı. Mertens almış olur. Toplu iş. Topu mu alacağı yok ya. Evet, boşuna da almış. Boş. Ama korner yani, out'ta değil. Penaltı. Hayır, izleyecek temas var da. Temas var. Toplu işi yok yani. Bah. Belki adam destek ayağını koyup topu alacaktı. Ya, bilemiyorsun ki. Bu penaltı kardeşim. Nasıl alacak ya? Bak şimdi, eğer orada Mertens sol destek ayağını yere koyabilseydi sağ ayağını uzatıp alacaktı. Olabilir. Belki dönecekti. Ama şu anda sol destek ayağına yapıştırdığı için bence penaltı bu. Icardi'ye sarı kart çıkıyor. Vermeli, korner atıyor onu. Tabii korner yani. Peki korner. Korner abi, hala out mu kullanıyor? Out mu? Hadi maç bitti ya. Enough dedi. Yeter dedi. Vay vay vay. Barış mı? Barış çıkıyor, Yunus giriyor oyuna. 63. dakika. Abi niye korner vermedi ki peki yani? Ben onu anlamadım ya. Kornerler dedi. Bu kaçıncı hata ya? Bu maç berabere biterse eğer Trabzon atıp da, o Mertens'in pozisyonu çok dövüş çıkartır, ben yangın sana çıkartır. Söyleyeyim. İşte bu da klasik Eyyam'a dönmez umarım yani. Böyle bazen kafada kalıyor pozisyon gidişim, evet. Saçma sapan bir şeye dönüp kararlar. Tabii hakemin de kararını etkileyebiliyor. Hiçbir şey yok. At araya! Ah be, Yunus gidiyordu. Kesti. Keser orada iş karıştı. Kaçırıyor elinden ha. Aynen. Hemen bir sarı. Devam ya. O pası atsa keser. Onu da kesseydi artık yuha. Of! Gol. Mertens! Yunus kaçırdı gene. Yunus Mertens. Kaçırdı. Yunus kaçırdı. Temiz, offside yok. Müthiş pozisyon. Yunus. Çok iyi top. Oğlum nasıl atamadın ah lan bunu? Ya. Ah be Yunus'um be. Yunus ah be. Yine tam sağ dışı o Icardi ile fark. Ah. Aynen o. Muhteşem bir asist. Çok iyiydi ya. Gelişine tık. Galatasaray yüklenmeye başladı. İkiyi bulacak. Bu hatalı kararlara rağmen. Allah Allah, ilginç bir hakem korner verdi. Niye verdi lan? Yanlışlık olmaz. Verir yani. Hakemler arada sırada korner verir biliyorsun. Zor ya, bu hakem vermemiz lazım oğlum. Verecek. Ne oldu da bir şey oldu oğlum ya. Mecbur ya. Vermeyeyim, ne yapacak? Gol. Gol. Gol! Offside. Torreira bozdu offside. Torreira ben miyim diyor Sergio. Hep mi ben acaba? Altı ama zaten ya. Evet, gol olmuyormuş. Olmuyor muymuş? Olmuyormuş. Kaleye gidiyor gibi geldi bana. Yok ben yok. Ben böyle yürüdüm ama. Net paralel gidiyor. İki geliyor, vaziyet alın. Hocam sarı. Oynat be. Sarı sarı. Abdülkedir. Abdülkedir mi? Abdülkedir. Abdülkedir. Ya niye biz Abdülkerim'in ismini söyleyemiyoruz? Ben ne bileyim ya. Allah. İşte topu kontrol ayağında nasıl açıyor herkes? Ya nasıl bir şey bu? Bir sıkıntı var ya. Çünkü herkes bu kadar açamaz ya. Toplarda mı bir sıkıntı var?
hafif mi yapmışlar? Ben sezon başı diyeceğim şimdi. Herkes bundan. Hmm, o doğru söylüyorsun. Altı. Öf. Eyvah. Tekliç de topçuymuş ha. İşte tekliç. Yani tekliç. Bu bari bir tane daha olsaydı. Evet. Yani Torreira'nın pozisyonu sarı kartlık arkadaşlar. Hatta sarı kart net yani. Sergio Oliveira sarı kart gördü. Yani ya itiraz ettiği için şimdi sarıya geçen hafta da konuşmuştuk. VAR'a gitmiyor sarı için. Kırmızı kart var ama yani. Kırmızı kart ağır bir karar olur mu bilemiyorum ama sarı kart kesin yani. İkinci sarıdan normalde hakem görse bunu ikinci sarıdan atması lazım. Normalde görmesi lazım. Tebrik ediyoruz hakemleri. Gerçekten de yine çok iyi başlangıç yaptılar ligde. Ya of. Vallahi güzel. Şimdi geliştirmişler kendilerini. Yani. Ha işte ne alakası var? Ne işte ne alakası var? Şimdi sırada gözyaşları. Senin başına geldiğinde bu ya neydi? Ne olacak? Senin başına abi, geldiğinde hayır ne olacak? Ya bu ne? Bu nerede? Bu kırmızı kart mı şimdi sence de? Direkt değil lan sarı. İşte ikinci sarı kırmızı kart. Sarı yazar. Tamam. Niye şimdi geri kalan maçı 10 kişiye karşı oynamak varken dakika 76. Bak İki Trabzon buradan döner gol atarsa. Heh. O zaman civcivlenir. 1-1 olursa civcivlenir işler. İlk yarıdaki penaltı. Aynen öyle. Civcivlenir. Yani penaltı değil. Civcivlenir. Buraya kadar çok iyi yönetti. O penaltı. Oğlum offside vardı da offside yoktu. Kornerleri görmüyor. Nereyi iyi yönetiyor ya bu hakem? Hakem iyi yönetmedi. Bence de iyi yönetmedi. Yönetmiyor abi. Sen de haklısın. Şimdi kırmızı kart da gitti. Şu anda ne olacak biliyor musun? Büyük ihtimalle VAR'dan hocaya söylediler zaten bunu. Pozisyon kırmızıydı falan filan. Şimdi durduk yere hiçbir şey yokken sarı kartlık bile hareket olmazken sarı kart gösterip kırmızıdan atacak. O da doğru. Evet. Hatasını düzeltmeye çalışırken zaten sıçıp iki batıracak mı diyorsun? Aynen öyle yani. Yavaş yavaş kaçırıyor zaten ikinci. O ilk sarı kartından beri. Bak Banya'nın gelişe bak. Banya! Banya sen döndür geçersin ya. Beni de öyle geç hasretin. Aşk kokan. Öyle gördün. Bak her futbolcu şarkı var bizde. Herhalde lan. Mustera geldi. Bir de sarı kart geldi. Bir 3-5 dakika tam. Bir de Mustera'ya sarı kart geldi. Ne oluyor ya? Hakem çok iyi yönetiyor maçı. Helal olsun. Ama yani olacağı bu da yani. Ger. At ya bu ne ya? Bence de şu anda atması lazım. Mustera'yı at bence. Bence de şu anda atması lazım. Ne ki yani? Karıştı ortalık. Tamam hocam, tamam hocam. Bir gol çıkar mı? Bir gol çıkarsa geliriz. Kanayhan! 2-0 biter. Bakacağız. Bu maç buradan göreceğiz. 3-1'e gider. En aşağı artı 7'si falan var bence zaten. Var, olması lazım. Biraz da koruyime düştü yani resmen. Tabii. Bundan sonra Trabzon bastırır, ıhlar, ıhlar. 1-1'e de gelir yani, hiç belli olmaz. 10 dakika mı? Müthiş. 10 dakika demek gol demek. Ne bileyim, maskeli falan ya. 30 saniye gitti şu anda. Gitti abi ya. Neydi? O tiyatrosu bir saat. Mermi yemiş gibi yere atlayıp kıvranıyorlar resmen. Evet. Bir an sonra kalkıp sümkürüp koşmaya başlıyor abi. O sıra tokatlayacaksın işte onu ya. Ne oldu onu sanki vurdular. Ya da seçenekli soru soracaksın. Diyeceksin ki bak kardeşim böyle rol yapıp aldatmaya çalıştığın için sana ya sarı kart vereceğim ya da iki şamar çekeceğim. Hangisini tercih ediyorsun? İki şamar. Müthiş. İlkokulda öyle cezalar vardı ya. Birbirini şamarlatıyorlar. Hiç yaptınız mı size? Tabii ki. Birbirini şamarlama. Hırslanıyorsun arkadaşım. Gol! İkardi! Oo, İkardi be! İkardi be! Vay be! 90'a kafayla hocam. Boşuna İkardi olunmuyor be bu hayatta. Ne diyorsun? Vay be! Abi, öbür bu... İlk golü, bu golü, bu ne ya? Tek, her şey tek vuruş ya, tak. Aynen. Tak. Topukla geriye pas, tek vuruş, aynen. Tek dokunuş. Kaan Ayhan, offside yok. Icardi abi, 90'a. Üf, baksana abi. Şiir gibi gol derler ya. Of, güzel vurmuş. Ne yapacaksın, şiir işte yani. Daha şarkı bitmeden, şarkı bir gol daha. Şarkı bitmedi daha arkadaşlar. Galatasaray 2'yi de buldu, rahatladı artık. Son 6 dakikaya giriyoruz sevgili dostlar. Aynı de zıpkın gibi vuruyor ha topa. Evet, hiç vallahi savunmadı da açmadı yani. Aynen. Samiyen'deki ilk maçında hem de derbi, gene rahatsız diyebilir miyiz? Icardi 2. Icardi 2. Trabzon 0. Evet. Başlık o. Hazır yeri gelmişken unutmayalım arkadaşlar. Bize maçın manşetini yorum attığınızda ve kanala abone olduğunuzda Frank Ribery'nin 10 yıl evvelki formasını hediye edeceğiz.
O yorumlar arasından hediyemiz de var. Gol. Kaan kaleye vurdu. Yorumlarınız arasından biz jüri üyelerinin seçeceği bir yorum efendim Frank Ribery'nin imzalı imzasız formasını kazanacak. İmzalı imzasız nasıl oluyor? Yani dilerse imzasız, dilerse imzalı yani kullanabilir. Yani eğer imzalı istiyorum derse biz atacağız. Yani. Ha tamam yani, o zaman. Yani. Şu anda imzasız. Şu anda imzasız. Bayern Münih, Frank Ribery forması arkadaşlar. Abone olduğunuz yorumlarda buluşalım efendim. Bu maça yorum ve abone. Bu maçın manşeti. Yani. Az önce Fırat Bey bir tane verdi. Çok güzeldi ama onu saylanmaz. Icardi 2, Trabzonspor 0. Tamam, güzel. Bunu ben söylemiş olurum. Aynen. Bunu saylanmaz. Kopya çekmeyin. O zaman ben de bir tane yorum yapayım. Tabii buyurun. Nerede kalmıştık? Galatasaray'ın gene iddialı olacağını düşünüyorsun o zaman. Yok, Icardi için bu. Ha, Icardi. O da golü attı zaten. Hat-trick. Offside. Offside verdi peki. Ama abi herif ya. Ya abi inanılmaz ya. Şiir gibi oynuyorsun Icardi. Gebeni. Abi olmayabilir. İzlenir de ya. İzlenirse gol bu. Offside olmayabilir. Ayaktan bakarsa ki yeni kural ayaktan bakılmıyor muydu? Ben şimdi evet. Yeni kuralı uyguladıklarını daha görmedim. Bakalım ne olacak? Yok uygulama offside var mı? Offside dedi. Ya bunun uygulanıyor mu diye buna bakmayalım. Bakmayalım. Dur bekle diyor. Ha bekle diyormuş. Offside. Offside. Offside mı? Gerçekten de Mauro Icardi o kadar güven veriyor ki. Fena ya. Her şey tek dokunuş. Aynen abi. En son herhalde Drogba'da ben bu kadar bir bu lüks keyif yaşadım. Her şey tek dokunuş. İlk gole de tık tık tık. Evet. Pas yok. Tık tık. Kimse yerinden ayrılmasın. Bugün çok önemli bir misafirimiz var dedi. Büyük ihtimalle Hakim Ziyeh. Evet, Ziyeh transfer açıklanacak galiba. Peki, o da şovun bir parçası oldu. Ziyeh sesleri geliyor arkadaşlar. Demek ki transfer bitti. Ziyeh. Yani şu takıma gerçekten Ziyeh ve Zaha eklendiğinde neler olacak? Zaha'yı geç. Dışarıda çıktı. Dışarıda hocam. Paylaşacak bizler. Oğlum dışarıda lan. Be hey. Yok artık ya. İki odun dışarıda lan. Be hey yani hakem. Oho. Şaka gibi. Sen de şu hakem savundun Fırat. Evet ya. Ama 60'dan sonra da aldı. Çık bakan bu ya. Bitti. Maç bitti sevgili dostlar. Galatasaray Trabzonspor'u 2-0'lık net bir skorla geçiyor. Icardi show diyebiliriz. Yani inanılmaz ya. Ne diyorsun? Ya maç öyle çok civcivli bir maç değildi ama işte Icardi çıktı 2 tane attı. Attı gitti. Aldı 3 puanı. Bitti bu kadar. Bu kadar. Abone olmayı ve beğenini atmayı unutmayınız. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Frank Ribery'nin Bayern Münih forması. Bundan 10 sene önceki Bayern Münih forması. Bu maçın en güzel manşetine gidecek. Bizler seçeceğiz. Sizler yazın efendim buyurunuz. O zaman kapatalım artık değil mi? Maç sonu yayınına mı gideceğiz bir de buradan? Maç sonu canlıya geçeriz. Ne diyorsun yayın ya? Bir de canlı yayın falan filan. Neler oldu bize ya? Çok değiştik biz ya. Çok terledim ha. Sıcak.